Neredesin Yücel? Müvekkilimle yemekteyim. Ne oldu? Ne mi oldu? Burada seni bekliyoruz. İnsan bir haber verir. Canım gecikince belli ki yemeğe gelmeyeceğim. Beni beklemeyin. Siz oturun yiyin. Benimki de böyle. Bir dakika rahat bırakmaz. Neredesin? Neden geç kaldın? Benim eşimin öyle sık boğaz etme huyları yok. Onun bütün derdi evi ve çocukları. Hepsinin öyle. Belirli bir zaman geçtikten sonra hiçbir değerin kalmıyor. İşimiz sadece eve para getirecek. Dileğin öyle bir beklentisi olduğunu da sanmıyorum. Kendisi eczacı. Dükkanı var. Dünyanın en zor şeyi kendi ayakları üstünde duran bir kadın evde olmaktır. İşte bu yüzden benden ne beklediğini bir türlü kestiremiyorum ya. Sadece sevgi Suzi. Ondan sadece sevgi bekliyorum. Ama o küçücük ilgiyi bile çok görüyor bana. Peki ona söyledin mi? Yani ne beklediğini? 19 yıllık kocam Suzi. Benim ne istediğimi ondan başka kim anlar? Bazen insanlar göremez. Ya da görmek istemez. Barış her şeyin farkında biliyor musun? Aklınca babasının boşluğunu doldurmaya çalışıyor. Koskoca adam bir çocuk kadar olamıyor. Barış zaten çok farklı bir çocuk. Bebekliğinde de öyleydi. Siz Yücel'le kavga ederdiniz. Ağlama anneciğim diye gelip gözyaşlarını silerdi. Sana karşı aşırı bir düşkünlüğü var. O ne savaşa ne de sevince benzemiyor. Yatmadınız mı? Yollarını gözlemeyeli çok uzun zaman oldu. Eskiden de sivri diliydim biliyor musun? Hiç değişmedim. Sen de çok değiştin. Eskiden ağzına içki koymazdın. Şimdi her gece kör kütük geliyorsun. Bir sor bakalım neden diye. Yapma Yücel. Burası mahkeme salonu değil. Ben de suçlu sandalyesinde oturmuyorum. Bu durumdan sadece sen sorumlusun. Sadece ben sorumluyum öyle mi? O zaman bana niye içiyorsun, niye sarhoşsun diye sorma. İçiyorum çünkü istiyorum. Şimdi beni rahat bırak da gidip zıbarayım. Yücel, şu gazeteyi sonra okusan bütün kırıntıları yere döktün. Elektrik süpürgesi tutarsın. Bari hafta sonları yüzünü gazeteyle kapatma. Zaten seni zor görüyoruz. Allah Allah. Bir rahat bırakmadın şurada gazetemi okuyayım. Al işte, rahatladın mı? Gördün mü yüzümü? Anne. Efendim kızım. Abimin hediyesini vereyim mi? Ama daha çok erken. Ama dayanamıyorum. Bırak anne versin. Yoksa hiç rahat etmeyecek. İyi hadi getir bakalım. Ne hediyesiymiş bu? Bugün Barış'ın doğum günü. Ha doğru ya. Kocaman adam oldun. Hadi bakalım nice yıllara. Sağ ol baba. Doğum günün kutlu olsun abi. Sağ ol canım. Hediyeyi beraber aldık ha. Sonra benden bir şey bekleme. Tamam tamam. İnanmıyorum. Çok sağ olun. Oğlum bunun mavisi ya da laciverdi yok muydu? Ne bu böyle nar kırmızısı? Gidip değiştirin onu hemen. Ama abim beğendi diye aldık. Başlatmayın şimdi abinizden. Erkek adam kırmızı mı giyer? Erkek kırmızı giymez diye bir yasa mı var baba? Bana bak doğum günü falan dinlemem kırarım bacaklarını. El alemin maskarası mı olacaksın sen? Yücel tamam uzatma gider değiştir. Hayret bir şey ya. Başkalarına bahane verirken başımıza geliyor. Tamam Yücel. Bırak anne bırak. İçini döküp rahatlasın. Bağırdıkça kendini önemli biri sanıyor. Ne diyorsun lan sen? Yücel. Gebertiyorum lan seni. Sen kiminle konuştuğunu sanıyorsun? Adam mı oldun lan? Yücel yapma. Bakma bana öyle bakma. Oyalama gözlerini. Barış odana git. Barış sana odana git dedim. Allah'ın cezası. Ben senin babanım lan. Hep senin yüzünden.
Sen mi yüz verdin, bu hale getirdin bu çocuğu? Şimdi al bakalım başına belayı. Bu yakında el de kaldırır bize. Ver bana ne olur. Barış bir türlü aklımdan çıkmıyor. Aa, bu da kime akıl danışıyor? Kelin melhemi olsa kendi başına sürerdi. Şeytan diyor, al karşına bir bir anlat. Söyle o zaman. Kim tutar seni? Kolaydı değil mi? O zaman aşkını kalbine gömüp unutacaksın. Sağ ol, çok yardımcı oldun. Rica ederim. Ne zaman istersen yardım ederim yine. Tam bir deli oldu Suzi. Görecektin, zor zapt ettim. Gözü dönmüş bir durumda çocuğun üstüne yürüdü. Yani doğum günde yapılacak şey mi bu? Takıntı biliyor musun? Ha, kırmızı giyse ne olacak? Laf olur. Sonunda söylettin bana yani. Kaç erkek kırmızı rengi tercih ediyor Dilek? Sen de mi Suzi ya? Hayatım, her şeyin bir oluru var. Yani sana da biraz tuhaf gelmiyor mu? Gidip mavi, gri, siyah değil de kırmızı. Ne bileyim, hiç öyle düşünmedim. Bence biraz düşün yani. Bu arada Barış ne durumda? Gayet sakin. Bu olaylar olurken hiç kılı kıpırdamadı. Onun içinde de fırtınalar kopuyordur da. Bakma, sana belli etmiyor. Tabii canım. Barış'ı biliyorsun, en ufak şeylerden etkilenecek kadar hassas. Yücel nerede peki? Ha, bu kadar rahat konuştuğuna göre evde yok. Her zamanki gibi vurdu kapıyı çıktı. Savaş'ı kulübe bırakacak. Oradan da gidecek bir yerler bulur. Parti ne olacak, iptal mi? Yok canım, niye iptal olsun? Çocuğumun doğum günü yapacağım tabii. Barış'ı eczaneye gönderdim. Şimdi gidip şu lanet olası kazağı değiştireceğiz. Ondan sonra da biraz daha dükkanda kalır, öyle geliriz. Siz de bu arada evi süslersiniz. Tamam canım, görüşürüz. Deniz hocam, eğer bu şekilde devam edersem çok iyi bir kaleci olacağımı söyledi baba. Olursun tabii. Genlerinde var o yetenek senin. Sen bana çekirsin. Abinin ise kime çektiği belli değil. Bir seyretmeye gelsene baba. Bugün olmaz be oğlum. Belki başka zaman ha? O zaman iki hafta sonra seçmelere gel. Eğer seçilirsem gençler takımının kalecisi olacağım. Şimdiden söz vermeyin. Ama vakit bulursam geleceğim, tamam mı? İyi günler. Biz bir değiştirme yapacaktık. Tabii, buyurun. Bu kazağın başka bir rengini istiyoruz. Hı hı, tamam. Renkler burada. Hangisi olsun Barış? Fark etmez anne. Olur mu canım, sen giyeceksin. Senin beğendiğin olsun. Ben kırmızıyı beğenmiştim. Biz maviyi alalım. Tamam. İyi günler. Teşekkür ederiz. Barış. Hadi Barış, asma suratını böyle. Seni böyle gördükçe içim sızlıyor. Özür dilerim anne ama elimde değil. Bunlar bana çok saçma geliyor. Adını mı sayıklamaya başladın? Saçmalama, baksana karşı taraftan buraya geliyor. Ana, şansa bak be. O yaratık ki annesi. Ne yapacağım ben şimdi? Haklısın, haklısın ama bazı kurallar var, onları değiştiremezsin. Ben hiçbir şey değiştirmenin peşinde değilim. Eğer kırmızı rengi giymekten hoşlanıyorsan onu giymeliyim. İnsanların ne düşündüğü umurumda bile değil. Tabii ki selam vereceksin. Bilmiyorum, bilmiyorum. Gel seslenelim ister. Ay, sakın öyle bir şey yapma, sakın. Tek istediğim mutlu olduğum şekilde yaşam. Doğum günün kutlu olsun. Bu ne? Hediye. Zarfta mı? Aç bakalım. İnanmıyorum. Anadolu Ateşi'nin iki kişilik davetiye. Hem de en ön sıradan. Çok teşekkür ederim. Bugüne kadar aldığım en güzel hediye bu anne. Teşekkür ederim. Sağ ol. İnşallah yeni yaşında da böyle mutlu olursun. Ama niye iki tane? Yani bir arkadaşınla gidersin. Hani bir kız arkadaş mesela. Sevgilin yok mu hala? Anne kaç defa söyleyeceğim. Yok öyle bir şey.
Ay aptal kızlar. Senin gibi yakışıklı çocuğu görmüyorlar. Belki de ben onları görmüyorum. Ne demek şimdi bu? Yani derslerden başımı kaldıramıyorum ya, onun için söyledim. Ha, anladım. İyi günler. Şu ilaçları alacaktım. Tabii. Hepsi bu kadar mı? Efendim? İlaçlarım. Hepsi bu kadar mı? Yok. Bir tane daha vereceğim. Şunları hesaplar mısın Barış? Tamam anne. Teşekkür ederim. İyi günler. Günler geçmiş olsun. Eğer kırmızı rengi giymekten hoşlanıyorsan onu giyme. Kaç erkek kırmızı rengi tercih ediyor? İnsanların ne düşündüğü umurumda bile. Hayatım, çocukken iyi de büyüyünce biraz garip kaçıyor. Ay aptal kızlar, senin gibi yakışıklı çocuğu görmüyorlar. Belki de ben onları görmüyorum. Anne, anne iyi misin? Tansiyonum düştü herhalde, şimdi geçer. Dur hemen ölçelim. Yok yok, hayır gerek yok. Hadi eve gidelim, zaten müşteri de gelmiyor. Peki. Ama araba kullanabilecek misin? İstersen taksi çağır. Hayır, istemez. Kapıları kapat, hemen gel. Hadi. Biraz daha iyisin değil mi anne? Evet, iyiyim. Radyoyu açabilir miyim? Aç. Ne oluyor? Kafam kaldırmıyor. Açabileceğimi söylemiştin. İyi ama şimdi kaldırmıyor. Önüne baksana. Hayvan. Anne biraz sakin ol. Nasıl sakin olayım? Görmüyor musun adamın yaptığını? Neredeyse üstümüze çıkacaktı. Hem sen ne karışıyorsun? Çeneni kapat, otur oturduğun yerde. Babam haklı. Ne gerek var böyle çocukça şeylere? Ben doğum günümde bu tür saçmalıkları istemiyorum. Senin doğum gününü kimse hatırlamayacak zaten. Onun için boşuna çeneni yorma. Yeter artık çocuklar. Geldiğimden beri dalaşıyorsunuz. Onun yüzünden. Hayır efendim. Senin yüzünden. Geldiler. Ama daha çok erken. Belki başka birisi gelmiştir. Delikten bakalım. Abim nedir? Ah dur dur dur. Ne yapalım biliyor musun? Kapı açtığımızda hemen 1, 2, 3 sürpriz diye bağırmalım. Tamam. Sürpriz! Bilmiyorum. Bir anda birden fenalaştık. Tansiyonu düşmüş. Sonra iyiyim dedi. Şimdi de böyle. Ama ben hiç iyi gibi görmüyorum. Dilek, neyin var canım? Bir şey yok. Hadi doğum günü pastasını hazırlayalım. Senin için ev süsledik abi. Gördüm canım. Çok güzel olmuş. Ya ne diyorum arkadaşlar biliyor musunuz? Bu hafta bir hava gidelim. Çoktan beri gitmedik. Tamam. Bana uyar. Sen ne diyorsun Yüce? Olur gidelim.
Ben oğlanları da getireceğim. Geçen seneden beri başımın etini yiyorlar. Seninkiler gelecekse biz de getirelim. Ayrı gayrı olmasın. Siz bilirsiniz. Değil mi Yücel? Vallahi benim çocuklarım böyle şeylerle pek ilgisi yok. Siz gidin. Daha sonra biz üçümüz gideriz. Canım sen de gel. Ne fark eder? Yabancı mısın? Yok ya, siz ailece takılın. Oo, bravo! İyi ki doğdun Barış. İyi ki doğdun Barış. İyi ki doğdun Barış. İyi ki doğdun Barış. Nice yıllara hayatım. Sağ ol Suzi teyze. Doğum günü kutlu olsun abi. Teşekkür ederim canım. Hadi pastayı yiyelim. Aa, ilk önce abini tebrik etsene. Sabah tebrik ettik ya, 10 kere mi tebrik edeceğiz? Sağ ol canım, ben istemiyorum. Kardeşlerine ver. Hadi bakalım, şimdi sıra hediyelere geldi. Hepiniz oturun. Neden? Birazdan nedenini göreceksiniz. O ne? Geçen gün eski eşyaları karıştırırken elime bu kaset geçti. Barış'ın küçüklük görüntüleri var. Merak ediyorum abi. Doğrusu ben de. 4-5 yaşındayken çekilmiş görüntüleri. Çok komiksin abi. Ay şuna bak ne şeker. Abi o zamanlar kız büyümüşsün ha. Kapatın şunu. Ne oldu Dilek? Kapat diyorum Suzi. Kapat şunu. Tamam tamam. Derin derin nefes al. İşte böyle. Daha iyisin değil mi? Hayır. Hiç iyi değilim. Hiç iyi değilim Suzi. Hiç iyi değilim. Neler oluyor Dilek? Büyük bir sıkıntın olduğu belli. Lütfen anlat bana. Barış. Ne olmuş Barış'a? Bilmiyorum. Ama bugün bir şey fark ettim. O bizim gördüğümüz gibi değil Suzi. Nasıl yani? Lütfen Suzi düşün. Allah aşkına düşün. Barış normal erkekler gibi mi? Yani Savaş ya da babası gibi mi? Senin çevrendeki erkekler gibi mi? Biraz farklı. Bunu sana her zaman söyledim ben. Bilmiyorum. Ama ben daha yeni görebildim Suzi. O çok farklı. Onu şimdiye kadar hiçbir kızdan bahsederken duydun mu? Ya da bir futbol oynarken hiç ağzından küfür çıktı mı? O hep bizim sessiz, sakin, nazik çocuğumuzdu. Ama bugün öyle bir şey gördüm ki parçalar yerine oturdu. Bugün ne oldu Dilek? Allah aşkına bilmece gibi konuşma. Eczaneye yakışıklı bir adam geldi. Barış'ı gördüm. O çocuğa bakışını gördüm. Tıpkı bir genç kız gibi bakıyordu. Ne dediğinin farkında mısın? Keşke ölseydim de bunları söylemeseydim size. Ama nereden bilebilirdik? Böyle olacağını nasıl bilebilirdik Suzi? Dur bakalım. Bunlar senin endişelerin de olabilir. Ya değilse? Ya gerçekten? Ne yapacağım ben Allah'ım? Ne yapacağım ben? Ne oldu? Niye karanlıkta oturuyorsun? Yok bir şey. İyi. Madem bir şey yok ben yatmaya gidiyorum. Niye geç geldin? Parti yapacağımızı biliyordun. Herif bana kafa tutsun. Ben de hiçbir şey olmamış gibi doğum gününü kutlayayım öyle mi? O kadar uzun boylu değil. Zamanında çocuklarına iletişim kursaydın bu sorunları yaşamazdık. Size para yetiştirmekten iletişim kurmaya vakit mi kaldı? Sabahlara kadar eşek gibi çalıştığımız yetmiyordu. Ne olursa olsun,
İsteseydin çocuklarına zaman ayırabilirdin. Ama sorumluluğu benim üzerime atmak kolayına geldi. Ben kolayı seçtim öyle mi? Üç çocuğu özel okullarda okutmak o kadar kolay mı sanıyorsun? Hanımefendi en güzel evlerde oturtmak, bir dediğini iki etmemek bunlar parayla oluyor. O para da nasıl kazanılıyor, senin haberin var mı? Düşündüğün tek şey var. Para, para, para. Parayla baba ya da koca olunmuyor. Bana sakın bir daha bunu söyleme. Bir daha söyleme! Anne. Barış git yat oğlum, yok bir şey. Barış git yat dedim.